Dünyadaki hiç rutine çıkmadınız, yani alışkanlıklarınızın dışına çıkmadığınız yer neresi acaba? Mezarlıklar. Hiç değişmiyorsun. Hep sabit. Hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Acaba bilgi insanları değiştirebilir mi? O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Değiştiriyorum konuyu. Acaba teknoloji gerçekten insanları değiştirdi mi? Bilgiye bu kadar çok kolay ve rahat ulaşmamız acaba gerçekten insanları değiştirdi mi? İnsanlar artık hakikaten savaşmıyorlar mı? Yani savaşmanın ne kadar kötü olduğunun farkında değil miyiz acaba? Şu anda savaşlar durdu mu? Kin, nefret, öfke iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bu bilgiye sahipsiniz. Peki neden hala kin, nefret ve öfke doluyuz? Demek ki bilgi insanları değiştirmiyor. Demek ki enteresan bir şey var. İnsanoğlu esasında değişime neden karşı çıkıyor? Eğer insan rutinin ne olduğunu, alışkanlığın ne olduğunu fark ederse belki çok önemli bir değişim başlayabilir. Çünkü rutin ve alışkanlık esasında iyi mi olduğu önemli değil, kötü mü olduğu önemli değil. Ama bir şey rutinse ve alışkanlık içindeyse ben kendimi orada güvende hissediyorum. Esasında güvenli bölgeden çıkmak istemiyorum. İster kötü olsun, ister iyi olsun. Gerekirse her gün savaşayım ama o benim güvenli yerim. Çünkü artık alışkanlığım olmuş. Gerekirse her gün sigara içeyim. Gerekirse her gün stresli bir hayat yaşayayım. Artık o benim hayatım olduğu için onu bırakmam imkansız. Çünkü onu bırakırsam kendimi güvende hissedemem. Ben güvenliğimi oradan buluyorum. Acılarımdan, problemlerimden, sıkıntılarımdan, çatışmacı hayatımdan buluyorum. Çünkü o benim güvenli bölgem. Hayatımızda bir kere müthiş bir değişim yaşadık. Ne zaman, nerede olduğunu biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz onu? Doğduğunuzda müthiş bir değişim yaşadınız. Öyle böyle değil hem de. Çünkü annenizin karnındasınız. 9 ay boyunca bir suyun içindesiniz. Annenizin karnında. Dışarı çıkacaksınız ama çıkacağınız yerin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Aynı bir ölüm gibi esasında. Ve suyun içinde nefes alıyorsunuz. Ve bir zaman sonra dışarı çıkıyorsunuz. Bambaşka bir şey. Birisi kaldırıyor şöyle, kıçınıza vuruyor. Başlıyorsunuz ağlamaya. Çocuk niye ağlıyor o anda? Ciğerleri ilk defa nefes alıyor. Oksijen ne yapıyor? Yakıyor. Mesela çocuk şöyle bir şey söylüyor mu? Bir dakika, öyle hemen olmaz. Her şey yavaş yavaş olması lazım. Önce bir eğitim alayım. Sonra biraz zaman geçsin. Biraz alışayım. Öyle bir şey var mı? Yok. O anda ya değişmek zorundasın, ya değişmek zorundasın. Bir dakika, ben daha önce suyun içindeydim ama yok öyle bir şey. Şu anda, şimdi tam değişmek zorundasın. Ve çocuk eğer o anda değişirse yaşamaya devam ediyor. Ve sizler şu anda o değişen insanlarsınız. Sonra bir gün daha değişeceksiniz belki. Tam bilmiyorum. Mesela şu anda Antalya'dayız. Suya girseniz, dalsanız 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Beyin ne der? Boğulacağım, öleceğim, yaşayamam. Halbuki 9 ay orada yaşamıştınız. Ama şu anda bir bilgiye sahipsiniz. O bilgi nereden geliyor? Yaşanmışlıklardan, geçmişten, eskilerden geliyor. Ve o bilgiye o kadar sıkı sarılıyorum ki, çünkü o bilgi benim hayatım. Ve birisi geliyor diyor ki bir gün değişmelisin. Nasıl yani? Bütün bilgilerini bırakayım mı? Beni bırakayım mı yani? Kendimi bırakayım mı? Bu mümkün değil. Ve o zaman kendimi güvende hissedemem. Peki ben nerede yaşıyorum? Geçmişte yaşıyorum. Çünkü beyin, hafıza, bütün o bilgiler nerede? Geçmişteki yaşadıklarınız ve aldıklarınız. O geçmişe bakarak geleceği kurmak istiyorsunuz. Halbuki orada bir gelecek yok. Geçmiş nasılsa onun birazcık daha değiştirilmişi bir noktada gelecek ve sizin gelecek olacak. Fakat aynı şey devam edecek. Annelerinizin, babalarınızın sizlerin yaşamış olduğu hayatlar. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Birini sevebilmeniz için, birinin sorumluluğunu alabilmeniz için, en başta kendinizin sevebilmeniz ve sorumluluğunu alabilmeniz için herhangi bir bilgiye ihtiyacınız var mı? Onlar zaten sizde var. Ama unutturulduk. Tamamıyla da unuttuk esasında. Hiç farkında değiliz. Hiçbir şekilde irademizi, sezgilerimizi kullanmıyoruz. Sevgimizi kullanmıyoruz. Sadece bir saniye düşünün. Beraberce fark etmeye çalışalım. Beraberce anlamaya çalışalım. Derin bir nefes alın. Ve nefesinizi bırakın. Her nefes aldığınızda düşüncenin yok olduğunu görürsünüz. Ve müthiş bir rahatlama gelir. Müthiş bir farkındalık gelir esasında. Ve sonra bir bakın bakalım.
etrafınıza, yanınızdaki insanlara. Esasında herkesin istediği sadece ve sadece birbirini sevmektir. O zaman ben diyorum ki, lütfen özünüze dönün. Gerçek değişim budur. Size ait olmayanları elimine edin. Özünüze döndüğünüzde işte orada gerçeği fark edeceksiniz. O gerçek sizi hakikate kadar götürecektir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun.